İyi günler sayın izleyiciler. Ülkemiz neredeyse bir afetler ülkesi durumuna geldi. Daha Elazığ depremini konuşurken, üzülürken ve nedenler ve sonuçlarıyla görmeye çalışırken bir çığ afeti ve aynı günde bir uçağımız Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pist dışına çıktı ve üç parçaya ayrılarak ciddi bir kazaya uğradı. Şimdi bütün bunlar nedir? Bir afet mi yaşıyoruz? Öyle bir dönemden mi geçiyoruz? Nedir gibi düşündüğümüz zaman Einstein'ın sözü aklımıza gelir. Einstein der ki, nedenler değişmeden sonuçların değişeceğini beklemek ahmaklıktır. Bunu biraz daha açarak ifade edersek, akıllılar nedenleri düşünür, akılsızlar sonuçları konuşur diyebiliriz. Ve böylece biz ne yazık ki her felaketin arkasından çok konuşan, çok yorum yapan ama nedenler konusuna gelince hep inançlara sığınan bir toplum olduk. Ve böylece bilimin, aklın, mantığın dışına çıktık. Şimdi şöyle baktığımız zaman neydi Elazığ depreminde karşılaştığımız sorun? Orada deprem olacağı bilindiği halde ve deprem uzmanları orayı işaret ettikleri halde konutların durumunu dikkate almamak ve depreme dayanıksız konutlarda yaşamayı sürdürmek ve bunu bile bile bir felakete dönüştürmek idi. Bu doğal bir afet değildir. İhmaller zincirinin sonucudur. Doğal afet kavramına sığınmak, bilim dışı kaçmaktır. Oysa ihmaller zincirini anlayabilsek, ihmallerin nedenlere nasıl yol açtığını görebilsek, her şey kendi rayına oturacak. Bakın, yalnız depremler değil, seller ve toprak kaymaları zaman zaman yurdumuzun birçok yerinde olur. Yalnız uçak kazası değil, tren kazaları. İki büyük tren kazasını hatırlayalım. Hızlı tren kazası ve Trakya'daki tren kazası. Bunları hatırlayalım. Bunlar neydi? Bunlar ihmallerdi. Bunlar sinyalizasyon sisteminin olmamasıydı. Ve Ulaştırma Bakanı sinyalizasyon şart değildir diyordu. Ama o zaman bir makasçının makas değiştirmesine kalır ve en küçük dikkatsizlik böyle bir kazaya yol açar. Burada sorun nedir? Sorun bunlardan öte bir şeydir. Sorun toplumda görevlerin liyakati yerine kişilere sadakatin geçmesidir. Dikkat edin, hiçbir yerde liyakat görev alamıyor. Hizmetin liyakati, yani o hizmete ehil kişilerin görevlendirilmesi, partizanlık uğruna, yandaşlık uğruna, siyaset uğruna feda edilmiştir. Burada kişiye sadakat, eğitimi ne olursa olsun, deneyimi ne olursa olsun, liyakatsiz olsa da bağlılığı öne alınarak görevlendirilmektedir. Ve böylece birçok şey ehil olmayan, eğitimsiz, yanlış ellerde yürütülmektedir. Makine buna tahammül etmez. Tren gibi, uçak gibi doğal olaylar, dağlar, karlar, seller, sular, bunlar ihmallere tahammül etmez. Doğayla oynayamazsınız. Bakınız, AKUT diye bir kuruluşumuz vardı. Gönüllü bir kuruluştu AKUT.
Nasuh Mahruki'yi bilirsiniz. Uzun süre AKUT'un başkanlığını yaptı ve iktidara karşı sözler söylediği için iktidarın hedefi oldu. Nasuh Mahruki çalışma olanaklarından yoksun bırakıldı ve AKUT da artık bir kapanmıştı. İşlevsiz bırakılmış durumda. Halbuki AKUT gönüllü bir kuruluştu, hatırlayacaksınız. 99 depreminde, aramalarda, her olayda AKUT özveriyle çalışıyordu ve sonuçlar alıyordu. AFAD bir devlet kuruluşudur. Umarım ki orada da ehil eller olsun, ama bir çığ olayında kazma kürekle çığa girmek akıl alacak bir şey değildir. Ve büyük bir yanlıştır. Çığ altında kalan insanlar için çok duyarlılıkla, özel tekniğiyle ve özel eğitimli kişilerle, özel eğitilmiş insan kokusuna duyarlı köpeklerle yapılacak bir çalışma ile kurtarılabilir çığ altındaki insanlar. Ama böyle kazmayla, kürekle 80 kişi bağıra çağıra girerse yeni bir çığ olur. Bunlar ihmallerdir. Bunları biz doğaldır, Allah'tandır, imtihandır diye geçiştiremeyiz. Onlar sığınmadır. Hayır. Bu ihmallerin hepsinin hesabının verilmesi lazımdır. Hesabı verilmeyen ihmal, yeni ihmallerin nedenidir. Onun için bizim üzerinde durmamız gereken sadece afetlere üzülmek, kayıplara ağlamak ve acılara katlanmak değildir. Nedenleri bulmak, neden olanlardan hesap sormak, o nedenleri ortadan kaldırmak ve yeni afetlere yol açmayacak planlamalar yapmak zorundayız. İstanbul depremini konuşmuyoruz, İstanbul kanalını konuşuyoruz. Nedir Kanal İstanbul? Bir, herkesin, bütün bilim çevrelerinin yanlış dediği bir şeydir. Ama bir inadın, bir ısrarın sonucunda Kanal İstanbul hala konuşulmaya devam ediliyor. Deprem için ne yapılıyor? Deprem için yapılan bir şey yok. Depreme ayrılan vergiler nereye gitti dediğiniz zaman suçlanıyorsunuz. Paralar nerede dediğiniz zaman suçlanıyorsunuz. Bakın Kızılay olayı. Kızılay üzerinden Ensar'a devredilen bağışlar, milyon dolarlar ve bunların hesabını sorduğunuz zaman bunun cevabını alamamak. Bizim derdimiz yanlış yönetimdir. Bizim derdimiz liyakatın yerine sadakatin konmasıdır ve bugün uygulanmakta olan yönetim sistemi bu felaketleri çözecek bir mekanizma değildir. Tam tersine her türlü planı, programı geriye bıraktıran bir hatadır. El birliğiyle ülkemizi doğru yerlere, çağdaş uygarlığa götürmek görevindeyiz. Sayın izleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum.